Allah Kur'an'da Müslümanların kardeşe ve neşeyle yaşamalarını bildirmektedir. Uzun yıllar bu kardeşliğin bereketiyle Türkiye ve dünyanın birçok yerinde Allah'ın varlığını net delillerle anlatan konferanslar verilmiş, ülkemizi bölmek isteyen PKK, FETÖ gibi terör örgütlerine karşı milli duruş sergilenmiş ve kitaplar hazırlanmıştır. Fakat dünyada dinsizliği yaymaya çalışan ve bahsi geçen terör örgütlerini kurarak ülkemizi bölmeyi hedefleyen karanlık gücün İngiliz derin devleti olduğu ne zaman ki deşifre edilince Müslümanlar doğrudan hedefe yerleştirilmiştir. Kendilerini Allah'a adamış bu güzide topluluk hakkında bir yılı aşkın bir süredir vatan hainliği, cinsel istismar, silahlı örgüt kurma ve daha birçok asılsız iddia, üstelik hiçbir delil sunulmadan sadece iddia ediliyor, olduğu söyleniyor gibi kelimeler kullanılarak manşetlere taşınmıştır. Ülkeye gelen yabancı turistlere eğlence hayatı peşkeş çekilirken Müslümanlar tutuklanıyor, hapse atılıyor. Türkler ise onlara hizmet ettiriliyor. İngiliz derin devleti lisanı halle adeta bu ülke sizin değil bizim diyor. Bu derin devletin karanlık yüzü bir an önce anlaşılmalı ve Müslümanlar özgürlüklerine kavuşturulmalıdır. Elbette ki daha önceden olduğu gibi adalet yine tecelli edecektir. Ve yine Müslümanlar sadece Allah rızası için gittikleri bu zorlu yolda alınlarının akıyla yürümeye devam edeceklerdir. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Allah'tan başka vekil yoktur.